Evet kameralarımızı hemen Mısır'a çevireceğiz. Şimdi Refah Sınır Kapısı'ndan görüntüler, canlı görüntüler geliyor. Ekranlarınıza hareketlilik yaşanıyor Refah Sınır Kapısı'nda. Yaklaşık bir saat önce duyurmuştuk Refah Sınır Kapısı'nda geçiş başlayacak diye. Kamyonları yardım tırlarını görüyoruz hareketlilik yaşanıyor yardımlar artık e, Filistinlilere bölgede ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırılacak. Yaklaşık bir saat önce duyurmuştuk İsrail'den açıklama gelmişti. ABD Büyükelçiliği sınır kapısının saat 10'da açılacağını duyurmuştu ve an itibarıyla da bölgede sıcak dakikalar yaşanıyor diyebiliriz. yaklaşık iki haftadır sınır kapısının açılması için de diplomatik temaslar sürüyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu dile getirmişti. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dünyadan da tepkiler gelmişti. Birleşmiş Milletler'den de keza aynı şekilde artık e, İsrail Mısır tarafından Refah sınır kapısına geçişlere izin verecek. Son olarak e, Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El-Sisi de sınır kapısının açılacağını ve ilk etapta 20 kamyondan e, yardım tırlarının Filistinlilere ulaştırılacağını duyurmuştu. Tabii ki bu yardımlar kapı açık kaldığı takdirde artarak ulaştırılmaya devam edecek. E, Filistinlilere e, bölgede ihtiyaç çok fazla gıda ihtiyacı, su ihtiyacı, temiz su ihtiyacı aynı şekilde bebeklerin, kadınların ihtiyacı az olmayacak boyutta İşte o yardımlar an itibarıyla ulaştırılacak. Refah sınır kapısında araç kuyruğu yoğunluğu oluştu. Yine kamyonet kuyruğunu da ekranlarınıza getirdik diyelim. Yine bölgede sıcak dakikalar yaşandıkça ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz. Yine görüntüler devam ediyor. Ee, az önce düşmüştü. Şimdi gelmeye devam ediyor o görüntüler. Yardım tırları, e, oluşan araç konvoylarını görüyorsunuz. Refah sınır kapısının iki haftadır açılması bekleniyordu. Dünya kamuoyunda İsrail tarafından bir açıklama gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyareti sonrasında e, sınır kapısının açılacağına dair orada bildiğiniz gibi güneye itilen 1 milyonu aşkın Filistinli var. Onların geçişi söz konusu mu e, bilmiyoruz. E, yardımlar şimdi sınır kapısından Filistinlilere ulaştırılacak. Detaylı görüntülerde ekranlarınıza canlı olarak Refah sınır kapısından şu anda geliyor. Az önce de belirttiğim gibi 20 yardım kamyonu tıbbi ekipman ve gıda içeriyor. Hamas da son olarak açıkladı. Hamas e, bildirdi son açıklamayı ve Refah sınır kapısı Mısır'dan Filistin'e açılan kapı an itibarıyla açıldı diyebiliriz. Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu yardım malzemeleri bu saatleri itibarıyla artık ulaştırılmaya başlanacak. Yaklaşık bir buçuk saat önce biz de söylemiştik saat 10 civarında kapının açılacağını. Yoğun diplomatik temaslar sonuç verdi diyebiliriz aslında buradan yardım tırları yaklaşık 1 milyona aşkın Filistinli'nin ihtiyacını karşılayacak. 15 gündür bölgede Filistinliler bu yardımları bekliyor. Aç susuz bir şekilde çocuklar var, siviller var, kadınlar var. Onlara bu yardımlar ivedilikle ulaştırılacak. Refah sınır kapısından Mısır'ı Filistin'in güneyine bağlayan kapıdan canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Biz de dakika dakika o anları yansıtıyoruz.